Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda tespit tornasını size tanıtacağım. Ben Torna Türk'ün sahibi Sayın Orhan Göksu ile yaptığım telefon görüşmesinde tespit videolarını çekeceğimi söyledi. Kendi firmasına ait, Torna Türk firmasına ait T03 modelindeki torna makinesini bize hediye olarak gönderdi. Biz de şimdi ilk kez açacağız, kurulumunu göstereceğiz ve çalışmayı hazır hale getireceğiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır. Bu arada unutmadan Torna Türk'e ve Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte bu makineyle inşallah güzel tespihler yapacağımızı ve diğer hobilerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Hazırsanız buyurun, başlayalım. Fatura olabilir diye düşündüm. Gerçi bize hediye geldi ama. Kutumuzu açtık. İçinden çıkanları hep birlikte merakla bekliyoruz. Bir aydınlatma lambası çıktı. Bu zannediyorum tornada kullanılan tozlu kısım vardı. Herhalde odur. Evet. Burada Torna Türk'e ait bir önlük var. Tornada kullanacağımız dayama, keçe, disk zımpara, testere, polisaj cilası. Ha, bu güzel. Bu mandrene polisaj keçesini bağlamak için kullanılacak ara aparat. Bunlar da tornada kullanılan diğer malzemeler. Bunun içinde. Her birinin ayrı ayrı paketlenmesi de güzel bir şey olmuş. Bu kutuda da tesbih habbellerini yaparken kullanacağımız bıçaklar, sıyırmalar, hareketli puntalar, tığlar. Zannediyorum şu da imame yapımı için kullanılan ara. HSS çelikten bıçaklar. Güzel düşünülmüş ve paketlenmiş. Kumpas. Tahminim habbeleri delik delerken kullandığımız aparat olması lazım. Yanlış biliyor olabilirim. Montaj edince hep birlikte göreceğiz. Ha, bu da güzel. Sürpriz. Burada en azından bir tespih yapacak kadar kehribar var. Ve şimdi as solistimizi çıkarıyoruz. Tornamızı çıkarıyoruz. Hafif değil, ağır. T03 markasını burada görebilirsiniz. Devri var mı? Devir ayarı var mı? Bakıyorum. Göremedim. Şu da burada kullandığımız bu destere bıçağını kullanmak için var herhalde. Bunları bir sökelim.
Burada bir öneride bulunmak istiyorum Torna Türkiye. Bu başlı vidaları böyle değil de kelebek şeklinde ya da anahtarlı yaparlarsa elle rahat kıvırabilecek şekilde çok daha güzel olacağı kanaatindeyim. Ben ayrıca Orhan Bey'e telefonda bunları söyleyeceğim. Şimdi bu aleti size tanıtabilirim. Bu alet mandalina anahtarını buralarda bir yerdedir. Mandalina anahtarını bulamadım galiba. Yani olmadığını biliyorum ama ben yine de açayım dedim. Benim de iş yerinde başıma çok gelirdi. Satılacak malda, hazırlanacak malda elemanlara, işçilere adet verir, ellerine bir liste verirdim. Bazen nadir de olsa bir iki vidayı eksik koydukları ya da fazla koydukları olurdu. Mandren, iki tane mandren olmasına rağmen mandren anahtarı koymayı unutmuşlar. Sorun değil. Orhan Bey veya Torna Türkiye döndüğünüzde kesinlikle size hemen göndereceklerdir. Bazen böyle yanlışlar, eksikler, aksaklıklar olabiliyor. Birbirimizi hoş ve anlayışla karşılamamız gerekiyor. Ben kendime ait bir başka mandren kullanarak şimdi bunu sökeceğim. Benim el matkabına ait mandren anahtarını getirdim. Genel itibariyle içindekiler bunlar. Ama benim hoşuma gitti. Görüntü olarak kibar, rahat ve habbeyi işlerken aynanın olmayışı biraz daha kolaylık veriyor. Elbette aynanın avantajları da var, dezavantajları da var. Bunun bir avantajı da şu, hem sol hem sağ elini kullanan insanlar için faydalı olur. Bu aparatı şuraya bağladığınız zaman testereyi de bağlıyorsunuz buradaki diğer aparatlarıyla beraber. Buna benzer aparat vardır ya da budur. Bunu mini tezgah bir yatar tester olarak da kullanabiliyorsunuz. Orhan Bey bunu 4 artı 1 model üzerinden yapmış. Torna testere, matkap ve bunları da diğer aparatıyla bağladığınız zaman polisaj makinesi oluyor. Bu da 4 makinenin bir makine üzerinde kullanılmasını sağlıyor. Makineyi kullanırken de her bir kullandığımda ayrıca göstereceğim. Torna Türk'ün habbe delme aletini taktım.
Şimdi onlarla deliyorum. Makinanın sessiz oluşu hoş bir şey. Ev ortamında rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Burada aşağı yukarı ayarı yapacağınız bir konum var. Bu dört vidayı bağladıktan sonra. Bunu ayarladıktan sonra bütün abbelerinizi eşit ölçüde kesmişseniz salgısız olacak şekilde ortalama bir delikle delebilirsiniz. Güzel düşünülmüş bir alet. Ama bunda güzel delik delebilmek için ayarını iyi yapmanız gerekiyor ve dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de habbeleri karelerken eşit olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Tığın ucunu yağlamamız habbenin içini yakmasına engel olur. Bir de eski diş fırçası kullanırsak şu çıkan parçaları rahat rahat temizleriz. Sıra geldi parlatmaya, yani polisaja. Bunun için Tornatürk ile birlikte gelen bu aparatı mandrenimize takıyoruz. Sonra yine Tornatürk ile gelen bu parlatma keçesini takıyoruz. Şöyle tutup yaptığımız zaman takılmış oluyor. Yine Tornatürk'te gelen bu sıyırma çubuğunu alıp yaptığımız kehribardan habbeyi ucuna takıyorum. Açıyorum. Parlatma için kullanacağım macunu, cilayı keçeye sürüyorum.
Gördüğünüz gibi bir parlaklık verdi. Fakat bu mavi olan ön parlatma. Daha değişik macunlar, ciralar kullanabilirsiniz. Ben kendi yaptığım bir ciram var. Onu kullanıyorum. Bütün zımpara izlerini aldı. Hoş bir görünüm oldu. Daha değişik cilalar, pastalar kullanabilirsiniz. Ama Torna Türk'ün tornasındaki bu sistem işimizi kolaylaştırıyor. Ben Orhan Bey'e bunu bana gönderdiği için ayrıca teşekkür ediyorum şimdi bir daha. Daha önceki çekimde de söylediğim gibi Torna Türk şimdi bunun döküm olanını yapıyor imiş. Bir ay kadar sonra piyasaya çıkar dedi Orhan Bey. İnşallah ondan da bize bir hediye eder. Onu da size anlatırım. Güle güle günlerde kullanın. Eğer alırsanız bu tornadan. Hobilerinizde, alışkanlıklarınızda başarılar diliyorum. İnşallah mutlu olursunuz.